Hanımlar, beyler, Krallar Karması YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Cihan. Bugün sizlerle TRT Fen'de kolayca 10 net yapabilmek için, artı 10 net yapabilmek için hangi konulara bakmalıyız, hangi konular en çok çıkıyor, hangileri kolay, hangileri zor, hangilerine çalışmalıyız, sizlere bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben kendim TRT Fen'de TMC olarak Mart'ın sonunda, Nisan'ın başında başlamıştım TRT Fen çalışmaya ve 15 doğru 3 yanlışım vardı. Yani 14-25 net yapmıştım. Peki ben nasıl çalıştım mesela? Bunları size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben size öncelikle en çok çıkan konuları söylemek istiyorum arkadaşlar. Sırayla inceleyelim. TRT fiziğe gelelim öncelikle. Arkadaşlar şimdi ilk kısımlar fizikte kolaydır. Bunlar hangileri? Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, sıvıların kaldırma kuvveti. Arkadaşlar bu üç konudan bir sene geliyor, bir sene geliyor. Bir sene geliyor, bir sene gelmiyor. Mesela madde ve özelliklerinden işte 2019'da sorulsa 2020'de soruluyor, 2020'de tekrar soruluyor. Fizik bilimine girişten aynı şekilde, kaldırma kuvveti de aynı şekilde arkadaşlar. Bu yüzden bu üç konuya da güzel bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Basınçtansa arkadaşlar TRT'de sadece geçen yıl geldi. Normalde gelmeyen bir konuydu. Geçen yıl geldi. Hani konu çalışmak istiyorsanız çalışın. Zor bir konu değil ama eğer belli konulara çalışabilecekseniz sadece basınca es geçebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonrasında gelelim ısı ve sıcaklığa. Isı ve sıcaklıktan her sene kesin geliyor arkadaşlar. Isı ve sıcaklık kesinlikle zor bir konu değil. Kolay bir konu. Bence bunu da halledin, buna da çalışın arkadaşlar. Optik dalgalara gelirsek de arkadaşlar, dalgalarda son 2 senedir geliyor arkadaşlar. Normalde gelmiyordu ama artık gelmeye başladı dalgalarda. Hani dalgalara da bakabilirsiniz. Dalgalarda sıkıntı yok ama asıl sıkıntı olan iki kısımsa optik ve elektrik arkadaşlar. Optik ve elektrik bunlar zor kısımlar. Hani her sene var mı? Var. Kesin var. Bu senede olacak mı? Olacak, tamam mı? Ama bunlar çok zor kısımlar. Hani ben optik ve elektriğe çalıştım. Hani ama optikte mesela başladım. Bir kısımdan sonra artık beynim almamaya başladı. O noktada bıraktım. Hani onun için çok fazla zaman vermem gerekiyordu. Tamam ya, o bir net için çok fazla zaman vermem gerekiyordu. Onun yerine dedim ki ya ben yine problem çalışmamın yerine matematikte bir tane daha net fazla yaparım dedim. O yüzden saldım arkadaşlar. Çok fazla zaman istiyordu benden. O yüzden bıraktım ben açıkçası. Ama belli bir yere kadar çalıştım. Bence elektriğe de optiğe de başlayın bir kenarından. Gidebildiğiniz yere kadar gidin. Hani kafanız almıyorsa artık bir noktada bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar kesin çıkıyor ama işte birazcık zorlayıcı ve çok geniş konular diğer konulara göre. Gelelim kimyaya arkadaşlar. Kimya benim en sevdiğim fen dersi. Niye? Çünkü çok kolay. TRT kimya kısmında hiçbir zorluk yok. Sadece arkadaşlar sizi zorlayacak bir tek kısım var. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Kimyada her konudan soru geliyor. Çünkü konu sayısı az zaten. O yüzden her konudan da soru soruyorlar arkadaşlar. Sizi zorlayacak kısım şurası ama. Mol ve kimyasal hesaplamalar arkadaşlar. Bu iki kısım zor. Hani kimyasal hesaplamalar yapabilmek için mol bilmek gerekiyor daha doğrusu. Zorlanacaksınız burada. Aynı zamanda matematik bilgisi vesaire de gerekiyor. Burada zorlanırsanız bunu bırakabilirsiniz. Ama bundan da kesin soru geliyor. Onu da söyleyeyim. Hani, buradan gelen sorular da öyle zorlayıcı sorular olmuyor. Ama bunu da atlayabilirsiniz. Çünkü çok zaman oluyor. Ama geri kalan bütün konular işte ne bileyim. Kimya bilimine giriş, işte atom ve özellikleri, periyodik tablo, işte karışımlar, asit baz. Bunlar hep kolay konular arkadaşlar. Bunları halledebilirsiniz. Kimyayı güzel bir şekilde çalışın derim ben. Sonrasında arkadaşlar biyolojiye gelelim. Biyolojide de yine her konu kolay. Bir tek şey sıkıntı, şu sıkıntı arkadaşlar. Canlıların sınıflandırması konusu hakikaten çok sıkıntı. Ben canlıların sınıflandırması, basit sınıflandırmaya baktım sadece ama bir noktada artık suyu çıkıyor böyle, tamam mı? Bitkilerin işte açık tohumlusu, kapalı tohumlusu, şöylesi, böylesi. Oraları artık bıraktım, çalışmıyorum. Bir kısmına baktım sadece. Sınavda da gelen soruyu yapmıştım ben. Canlıların sınıflandırması biraz sıkıntılı bir konu arkadaşlar. Geri kalanların hepsi yine kolay konular arkadaşlar biyoloji. Sözel dersler bunlar yani. Hani sen TM'cisin, sözelcisin, ben fen yapamıyorum diyorsun. İşte fen sayısal kısmı ben anlamıyorum diyorsun ama edebiyat tarihi yapıyorsan bunu da yaparsın. Niye? Çünkü ezberleyip geçebileceğin kısımlar bunlar. Hani testle çözmek istemiyorsun, onu da yapmak istemiyorsun. En kötü ezberle gir sınava yani. Biyoloji rahat bir ders o noktada arkadaşlar. Peki fen adına ne yapalım? Bu konuları söyledik, bu konuları seçerek çalışabilirsin artı onun için. Tabii daha yüksek netler istiyorsan her konuya bakmak gerekiyor mu? Ama asıl önemli çalışma arkadaşlar burada. Sizin geri kalan zamanda fene ne kadar vakit ayırın? Fene eğer bir noktada başladıysanız tabii ki de testleri çözebilirsiniz. Ama eğer daha önce hiçbir şey çözmediyseniz arkadaşlar ve AYT kısmınızda da eksikleriniz varsa TRT fende testleri çözecek vaktiniz olmayabilir. Hani bu noktada ne yapın? Çalıştığınız konulardan yine bence bir iki test görmeye çalışın. Hani elinizde testleri varsa birer ikişer testi olsa çözün. Eğer yoksa arkadaşlar ne yapabilirsiniz peki? Soru çözüm videosu izleyin arkadaşlar. Tamam, soru çözüm videosu izleyin. Yine bir şeyler görmüş olun. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Elimizde kitap vardı o zaman. Hani birer ikişer test çözüp yoksa da işte video izledik. Test çözüm hakkında işte konulara çalıştık. Oturup mod çıkarttık mesela. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? TRT fen denemeleri alın. Tamam mı? TRT fen denemeleri alıyorsunuz arkadaşlar. Ben orada ne yaptım? Kitap çözdüm mü? Kimya, biyolojide, fizikte hiçbirinde çözmedim. Hani kimyada direkt hiç çözmedim. Biyoloji ve kendi için fizik için başlamıştım ama bizim sınav tarihini geriye çektiler. İleriye çekmişler, sonra geriye çektiler tekrar eski tarihini. Öyle olunca bıraktım arkadaşlar kitapları. Peki ne yaptım ben arkadaşlar? Bir tane fen denemesi aldım, tamam mı? Büyük fen denemesi aldım ve ben onu her gün arkadaşlar, bu arada kimya için de branşları nasıl çözmüştüm ben. Bence şeyden başlayayım bu arada. Nasıl çalışıyorum derseniz önce arkadaşlar kimyadan başlayın, tamam mı? Kimya, sonrasında biyoloji, en sonunda fizik bakın. Çünkü fizik zor olan kısım arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? İşte dediğim gibi testlerim varsa mesela elinizde. Bunlar arasından birer ikişer test çözebilirsiniz. Bu da yakın hocamızın kitabı zaten.
Ben kimya için sadece branşlamasını çözmüştüm. Diğerlerinin özelinde fizik ve biyoloji için branşlamasını çözmemiştim. Bunun için arkadaşlar bir tane branşlamasını alın. Önce kimyayı bitirdiyseniz mesela kimya için branşlamasını alın unutmamak için. Hani testte çözmüyorsunuz madem. Arkadaşlar mesela soruları yaptınız tamam mı işte. Bir denemeyi bitirdiniz. Yanlışlarının videoda çözümlerini izledikten sonra arkadaşlar niye yanlış yaptığınızı yazın hepsinin altına tamam mı? Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar bunları düzenli bir şekilde tekrar edin. Ben mesela işte günlük 5 tane çözüyorsam kimyada dedim arkadaşlar. O 5'ini çözdüm, not aldım soruların üzerine. Sonrakinde her oturduğumda arkadaşlar önceki denemelerdeki yapamadığım soruları tekrar tekrar göz atardım arkadaşlar. O çok önemli. Önceki sorulara dönmemiz lazım. Sonrasında genel fen denemesi aldınız arkadaşlar konuları bitirdikten sonra. Orada ne yapacağız peki? Yine aynı şekilde. Günlük mesela bir tane iki tane fen denemesi çözdünüz sana kadar. O soruları da arkadaşlar ne yapacaksınız peki? O fen denemelerini işte yapamadınız, edemediniz, video çözümlerini izlediniz, soruların üzerine not aldınız diyelim ki arkadaşlar. O notları tekrar etmemiz lazım. Her gün oturduğunuzda mesela günlük bir tane fen denemesi çözüyorsanız bunun için işte 20 soru var. 20 dakikanız gidiyor diyelim video çözümleri birlikte. 10 dakikalık kısmını tekrar için ayırın. Önceki denemelerdeki yapamadığınız sorulara bakın çünkü arkadaşlar hep benzer sorular gelip duruyor. Evet efendim. Soru tiplerinin bir noktada artık beyninize kazıyınlar. Ne kadar çok soru görürseniz diğer yeni gelen bir soru tipini yapma şansınız da yüksek olur arkadaşlar. Birçok soruyu bu şekilde hafızamıza alacağız arkadaşlar. Niye yapamadığımızı yazacağız, doğrusunu yazacağız yanından ve bunu her oturduğumuzda biz tekrar edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar TET Fen 10 üstüne çıkmak hakikaten çok kolay. Ben de Nisan başına başlamıştım. Şu anda da Nisan başındayız. Hani ben 15 yıl yaptım. Siz benden de iyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam bu sizin elinizde. Bu kadardı arkadaşlar TET Fen tavsiyelerimiz. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.